Sarı Prenses ve Ciklet Türleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size akvaryumdaki yavru balıklar için bir yavru yemi hazırlayacağım. Bir hazırlamış olduğum makinede görmüş olduğunuz gibi Simbo kahve makinesi. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Bunun içine karışık yemimi koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde pul yemimden koyacağım. Protein yemden koyacağım ve yavru cikletler için iki türlü farklı dip yeme atacağım için arkadaşlar. Ve bunları mikserde şu görmüş olduğunuz kahve mikserinde karıştırdıktan sonra toz yeme haline getireceğim. Öncelikle şöyle gösteriyorum size. Yavru balıkların yiyebileceği daha güzel bir yem oluyor arkadaşlar. Toz yem daha iyidir. Çünkü büyük yemi yiyemiyorlar. Bu pul yemdi arkadaşlar. Normal iki çeşit yemi de karıştırabilirsiniz normalde. Ben fazla koyuyorum. Farklı çeşit protein koyuyorum arkadaşlar. Ve son olarak bu dip yemi içine bu şekilde atabilirsiniz. Bunu zaten bu şekilde atacağım. Bu biraz daha kalın olduğu için bundan atacağım, bunu da öğüteceğim. O dip yemi de içine direkt atacağım. Dipe çöksün, balıklar da yesin diye. Balığı çok olanlar için biraz daha iyi olur yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 çeşit yemi farklı türlü karıştırdım. Bu makinelerin korumaları var arkadaşlar. Yani nereden baksanız bir 10 saniye tutsanız bile yetiyor ama yemi fazla attığım için ben biraz fazla basacağım. Ve bana da toz yem, bayağı bir toz yem olması lazım. Çünkü üretim yaptığım için bayağı bir balığım var. Bu yüzden yavrularım daha çok. O yüzden şöyle ufaktan gösterelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yemim o kadar inceldi ki yani bayağı bir yavru yemim oldu. Bu Simbo kahve makineleri bayağı bir kaliteli bildiğim kadar yani. Baksanıza arkadaşlar ne kadar toz yapmış. Yani normal bir 10 saniye bassanız daha iyi olur. Ben fazla bastım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün yemlerim hepsi birbirine girmiş oldu. Bir 10 saniyelik kadarını da yapayım arkadaşlar. 10 saniye bile bassanız yetiyor yani. Şöyle normal gene aynı şekil. Bundan biraz fazla atacağım. Bu yapmış olduğunuz yemi de bu şekilde yaparsanız yani nereden baksanız 2-3 ay yetiyor yani arkadaşlar. Bir kabı bile bayağı bir etkili yani. Bu sefer yeşil fazlalıklı yapacağım. Bakalım rengini döndürecek mi kırmızıdan yeşile. Bakın arkadaşlar, bir 10 saniye kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aynı şekil bayağı bir ufaladım malımızı. Balıkları arkadaşlar bu şekil, yavru balıklara bu şekil verirseniz gelişimlerinde daha çabuk faydalı olursunuz.
Çünkü büyük yama olduğu zaman arkadaşlar ısıramadıklarından dolayı dibe batıyor. Ve dibe battıktan sonra da biraz belli bir süreden sonra da yemiyorlar. Dipte kalıyor arkadaşlar yemler. Bu şekilde azar azar attığınız zaman balıklarınız çok rahat bir şekilde yiyor. En yavru balık bile bunu yiyebiliyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim yani elinde imkanı olan varsa bu şekil yapıp normal ben bu şekil yapmamın sebebi de kova yem aldığım için 3 kilo 4 kilo yem aldığım için yavru yemi almıyorum ve bunu bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip sayfama abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.